Sıfırdan C# eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere delete stop prosedürün C# tarafında nasıl kullanılacağını ve bizlerin bunu nasıl kısa bir sürede yapabileceğimizi göstereceğim. Diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Biraz robot gibi oldu da. Sil butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şunları bir kapatalım. Kapatmayalım. Kapatalım mı? Kapatalım aynen. Şimdi burada ne yapacağız? Bir tane parametre sayısı değiştiği için bizim klasımızda bir mimari daha oluşturmamız lazım. Ne mimarisi oluşturacağız? Şu mimarisi oluşturacağız. Kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra ise SP alttan tire 1 diyelim. Veya da SP1 diyelim. Niye SP alttan tire 1 diyoruz ki? SP1. Burada ne yapacağız? Bir parametreyi değil mi? Şu ikisini uçur. Uçuralım. Hoppa tamamdır. 1, 0, 1, 2. 0'ı buydu. Tamam. Burada başka yapacağımız var mı? Silme işlemi diyelim arkadaşlar. Silme işlemi başarısız. Silme işlemi başarılı. Olay bu. Bu kadar arkadaşlar göreceğiniz üzere. Bu video biraz kısa sürebilir arkadaşlar. Genelde uzatıyor ama ben uzatmak istemiyorum. Kısa süre videoyu örneğin 1 dakikalık videoyu niye 5 dakika yapayım? Ya 5 dakika yapmasını yaparım herkes gibi. Konuşurum, onu yaparım, bunu yaparım vesaire vesaire. Fakat yapmak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Devam edelim. Biz pardon arkadaşlar. Kapatırsınız. Biraz boğazım ağrıyor da bugünlerde. Silme işlemine geliyoruz. Ne diyoruz? MTD nokta SP1. Göreceğimiz üzere buradan da zaten aynı zamanda diyelim 100 tane metodunuz var. Chart var, cut var. Buradan bu şekil string dizileri getset mimarilerini ve şunu kapatalım. Aynı zamanda metotları bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi gelsin. SP1 bizden ne istiyor? Ne istiyordu daha doğrusu? Parametre istiyor tabii ki. Ne isteyecek? Buradan hızı olması dileğiyle hemen şunları şöyle alıyoruz arkadaşlar. Aldık mı? Sonra yapıştır. Sadece barkod numarası veriyorduk değil mi? Virgül txt 1 nokta txt barkod numarasını yolladık. Sonra SP neydi lan Osman? Pardon. Şunu da kopyalayalım. Biraz hazırcıya kaçıyorum ama. Delete diyelim arkadaşlar. Şimdi bu şekil direkt sileriz arkadaşlar. Fakat bir de uyarı vermemiz lazım değil mi biz? Ya kullanıcı tamam silecek de ara hemen hurra deyip hemen silip gitmeyecek. Bir uyarı vereceğiz. Tamam mı? Değil mi? Message box'lar konusunda neydi arkadaşlar? Bizim bir uyarı mesaj box'ımız vardı değil mi? Şimdi o uyarı mesaj box'ımızı yazalım buraya. Yani diyeceğiz ki if'in içine okey ve şöyle yapalım. Genelde eşleşirse mesaj box nokta show şöyle yapalım silmek istediğinizden emin misiniz? Emin misiniz? Silmek istediğinizden emin misiniz? Virgül işte Ebubekir Sierra. Ebubekir Sierra mesaj başlığını yazdık. Sonra bir virgül bir daha virgül mesaj box buton mesaj box
Buttons nokta okey kenkol virgül. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4'e gelelim. 4'te ne varmış? String. Tamam. Yok. 4'te ne vardı? Message box. Ha, ikon nokta uyarı error yok information'ın. Bundan sonra arkadaşlar bir saniye. Tamam, bunları yaptık. Ne yaptık? En son ise şu okey'in k'sini küçük yaptı. Tabii sorun bu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 64 diyor. Nokta toString değeri. Hoppa. İşlem tamamdır. Silmek istediğinizden emin misiniz? Bla bla bla. Tamamdır. Okey ise yani silmek istediğiniz buton okey'e bastıysan gel sil. Basmıyorsan yallah. Tıkla. Tıkladıktan sonra şöyle bir şey var. Şimdi hatırladım. Şimdi text box'a ne? Şimdi daha doğrusu hatırlamadım. Şimdi gördüm. Niye text box'tan aldırıyoruz ki biz? Text box'tan aldırmayacaktık. Data grid view'den aldırmayacaktık. Data grid view nokta current seçili current row nokta Kelsin kaçıncı? 0 değil 1 tabii ki de. Value değerinin toString değeri dedikten sonra şimdi tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde hatalı hızlı bir yani şu buna tıkladığınızda bakalım hata verecek mi? Genelde bunu iptal edebiliyoruz. İptal deyince bir şey yapmıyor. Silme işlemi başarılı mı acaba? Onun için forum load'daki işlemi arkadaşlar aynı şekilde burada da yapalım. Normalde silmemesi lazım. Silmemiştir büyük ihtimal. Da gelen değeri doğru düzgün alamadık o zaman. Ha, silmiş. Niye silmiş? Ha, şu satırı görmüyor. Ve hatayı verdi görüleceği üzere. Ne seması? Aynen. Yukarıdakini seçti otomatikman. Onu şöyle iptal edelim arkadaşlar. Data Grid View'nin üzerine gelelim. Sağ klik. Adding. Şunu iptal edelim. Hemen bir ürün ekleyelim. Ürünü sildik çünkü. Şimdi 0'dan 9'a kadar bir numarası olsun. Burçak olsun. Ete Burçak. Menşe ne olsun? Türkiye tabii ki de. Kaydet. Tabii kaydetmede de şey yapmadık. Aynı zamanda bu veri getirme olayını kaydet de yapalım da tam olsun değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Gene uzadı video. Tamam. Yani hem kafanızda otursun istiyorum arkadaşlar. Tamam kaydetti. Bunu boş güncelledi büyük ihtimal. Bir tane daha kaydedelim. Bula 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 bula. Stok adı ABC. O Rusya. Kaydet. Hop geldi. Güncellememiş zaten bunda. Çünkü neden güncellemiyor biliyor musunuz? Burada hiçbir şey yok. Barkod numarası da yok. Neye göre güncelleyecek? Güncellemeyecek. Ama niye hata vermedi ona da bakacağız. Şimdi bunun Türkiye diyeceğiz. Türkiye. Tamam. Güncelle diyelim. Bakın güncellendi. Bunu silelim. Sil diyelim. Silme işlemi başarılı. Hoppa, olay bu. Bunu sil diyelim ama iptal diyelim. Göreceğiz üzere tüm hepsi çalışıyor arkadaşlar. Yani bir otomasyonu eklesi güncelle hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi başka ne yapıyoruz burada? Silme işlemi de tamam. Tamam. Silme create işlemini yaptık. Database'imizi oluşturduk. Burada ne yaptık? Burada ilk başta message box uyarısı verdirdik. Eğer
Buradan mesaj baksın, to string olarak bize string'i okey ve de cancel geliyor arkadaşlar. Mesaj baksın okey cancel butonları kullandık. İkon ise information ikonunu kullandık arkadaşlar. Eğer okey'e basılmışsa, tamam basıldı ise gir içeriye, sil işlemini yap ve en son burada güncellemeni yap. İptale basıldı, cancel'a basıldı ise hiçbir işlem yapma. Olayımız bu arkadaşlar. Sonra ise tüm hepsine güncelleme olayı yaptık. Başka işlemimiz var mı? Ona bakalım. Tabii ki de yok. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Ve bir sonraki eğitim videomuzda da bu ilk başta hani kaydet güncelle de aynısını kullanmıştık ya. Nasıl eklendi silindi muhabbeti yapacağız. Onu göstereceğim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.